Sorumuz şu. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan bir açıklama yaptı. Son dönemde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanıyla görüştüğünü açıkladı. Ne düşünürsünüz siz bu konuyla ilgili? Ya ne düşüneceksin? CHP'nin ismini almak bile insan ağzına yakışmıyor. Neden ya. Abi? Ben sevmiyorum ben o insanları. Neden sevmiyorsun? Ülkeyi kuran parti değil mi CHP? Abi ülkeyi kuran parti çok yalan söylüyorlar ya. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'la görüşmüş. Görüşür abi zaten onlar danışman. İşbirliği yapıyor zaten hepsi. Kimle? HDP'nin. HDP'yle mi? Evet. Bu Osman Öcalan HDP. Düzeltme var yalnız orada. Yanlış sordum soruyu. Ne oldu? Tam tersi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanıyla görüşmüş. Ne? Bir daha söyle abi anlamadım. Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüşmüş. Ya ben bir hata yapmışım galiba. Bu görüşme dedim ya Osman Öcalan'la PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşiyle kardeş bir görüşme yapmış. Görüştüğü kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanıymış. Görüşür yani danışmanı herkes görüşür. Bugün bir vatandaş da gider görüşür. Adam görüşmüyor. Ne görüşüyor önemli ama. Ne görüşüyor önemli. Kırmızı bültenle aranan kişiyle görüşmesi doğru mudur? Bence yanlış ama ne görüşüyor önemli. Bugün peki, herkes görüşebilir ama ne görüşüyor? Açıklamasında şunu da belirtti. Geçen sene TRT'de Osman Öcalan'ın röportajı yayınlandı yerel seçimlerde hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Yani. TRT'den geldi bu teklif dedi. Bu röportaj teklifi. Ya şimdi TRT dediğin bir kurum Türkiye'nin yani... Devletin kanalı. Devletin kanalı. Bugün herkesi mesela davet edip görüşebilir. Kırmızı bültenle aranan biriyle görüşmesi doğru mudur? Bence doğru değil yani. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan kırmızı bültenle aranıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Osman Öcalan'la görüşmüş. Ne düşünüyorsunuz? Şerefsiz. Neden abi? Nasıl görüşüyor? Niye görüşüyor? Sebep neymiş? Yani işte görüşme özellikle Kürt sorunuyla alakalıymış. Ne oldu? Kim ne alt yerse yesin. İyi bir şey yapmamış. Abi bir saniye pardon. Ben yanlış sormuşum. Soru şu aslında. Görüşmeyi yapan Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı görüşmüş. Yanlış ben öyle bir şey duymadım. Çok yanlış bir şey. Ne? Sen ben öyle bir şey duymadım. He? Böyle Cumhurbaşkanı'nın danışmanı görüşmüş. Danışmanı Osman Hoca'nın kardeşine görüşmüş. Yanlış bir soru, yanlış bir düşünce. Yanlıştır. Öyle bir şey olsaydı televizyonlar falan açıklama yapardı. Yok öyle bir şey. Anladım. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'la CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı görüşme yapmış. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Kırmızı bültenle aranıyor Osman Öcalan. Vallahi düşünecek bir şey yok. Yani PKK'yla CHP bir araya gelmiş yapacak bir şey yok. Öyle mi? Zaten onların zihniyeti o kadar olur. Nasıl bir zihniyet abi? Yani CHP'nin zihniyeti o kadar olur. PKK'yla mı birlikte CHP? Yani. Ne oldu? Cumhurbaşkanı danışmanı. Görüşmeyi yapan Cumhurbaşkanı danışmanıymış abi. Ben yanlış söylemişim. Pardon. Yani sonuçta kim olursa olsun yapmışsa yapacak şu. Yani sıkıntılı. Kötü bir şey mi abi? Yani. Öyle mi? Yine kötü mü? Tabii. Cumhurbaşkanı danışmanı. Yani isterse babam olsun. Şu Osman Öcalan kırmızı bültenle aranıyor. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Osman Öcalan'la görüşmüş. Siz ne düşünüyorsunuz? Canım ona bakarsan Tayyip de görüşmüş. Ekipler de görüşmüş yani. Ne zaman? Niye? İstanbul seçimlerinde görüşmediler mi? TRT'ye çıkarmadılar mı? Ha. Yani evet. Niye onu demiyorsun? Binali Yıldırım Diyarbakır'da İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri Diyarbakır'daki Kürdistan'a selam olsun demediler mi? Anladım. Ha o da bir ya. Bir dakika abi. Yanlış sordu galiba. Ha, o da ne ya. Oldu neyin yanlış sordu? Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüşmüş. Ha pardon abi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değilmiş. Cumhurbaşkanı'nın danışmanıyla yanlış. Görüşmüş. Osman Öcalan'la. Tamam yanlış. Kılıçdaroğlu'nun değil ya. Öyle yani hayır kim yok. Olursa olsun yanlış yani. Bu ülkenin Büyük Millet Meclisi'ne kadar maaşını alıp yiyecek terörle işbirliği yapar. Kim olursa babamın oğlu olsa yanlıştır. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Osman Öcalan'la görüşmüş. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bakarsınız bu duruma? Yazıklar olsun derim. Ya Kürt çürür, Kürt çürür o. Görüşmemesi lazım. Görüşmemesi gerekir. Yanlış sordu arkadaş soruyu da Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüşmüş. Pardon abi. Cumhurbaşkanı'nın danışmanıymış. Ben yanlış söylemişim. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı görüşmüş Osman Öcalan'la son dönemde. Belki de yapman itmen diye görüşebilir. Tabii neye görüştüğünü biz bilemiyoruz ne kardeşim. O kişiler arasındaki olan fark vardır bir bildiği onun için. Danışmanının. Vardır bir bildiği öyle görüşmüştür. Yoksa ki bilemem yani. Osman Öcalan'la CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı görüşme yapmış. Kırmızı bültenle aranıyor Osman Öcalan. Evet. Ne düşünürsünüz abi?
Bunların ikisi de şerefsiz, hepsi şerefsiz. Kim abi hepsi derken? Kılıçdaroğlu'ndan bir tut. Hani neden abi? Kadar. Neden olacak? Bunlar hani vatana ihanet eden, vatana CHP aynı şey. CHP'ye mi ihanet ediyor? Hepsi. Benim gözümde. Bir düzeltme yapmam gerekiyor abi. Çok affedersin. Ne oldu? Danışman, Erdoğan'ın danışmanı. Ha. Özür, ya pardon abi. CHP Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değilmiş, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Osman Öcalan'la görüşmüş. Peki kanıtlanmış mı bu? Kendisinin açıklaması bu yönde. Hatta bu, hatırlıyor musunuz? TRT'de röportajı yayınlandı Osman Öcalan'ın. Evet. Teklifi veren de TRT'ymiş, kendisi söylüyor Osman Öcalan. Ya şimdi tamam, hani AK Parti'de de %100 hepsi doğru adam sıfatıyla bakamayız ama. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı görüşmüş yani, Osman Öcalan'la. Yani sonuç itibariyle. Valla eğer öyle bir şey yaptıysa o da benim gözümde şerefsiz, haysiyetsiz bir insandır yani. Başka hiçbir şey değil çünkü. Başka... Kararınızı yani değiştirir mi fikrinizi bu anlamda? Yok yani, vatana ihanet eden kim olursa olsun, isterse kendi kardeşim olsun veya kendi ailemden biri olsun, şerefsiz ve vatan aynıdır yani, bunlar değişmez. CHP görüşmesi... Açıkçası Kılıçdaroğlu'nun yani böyle konuşmaları bile 10 yaşında konuşan çocuktan daha mantıksız geliyor bana. Öyle, niye? Ya bir söylediği bir söylediğini tutmuyor. Boş konuşuyor gibi geliyor açıkçası. Hmm. Düzeltme yapmak lazım. Ne oldu? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı günde görüşmemiş. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Ha, pardon, ben yanlış sormuş. Sorum şu. Cumhurbaşkanı'na ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bir dakika. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Osman Öcalan'la görüşmüş. Yani şimdi devlet meseleleri herkes herkesle görüşebiliyor yani. Devlet menfaatine bakar. Kılıçdaroğlu olunca olmuyor mu? Bu adam konuşmayı bilmiyor açıkçası. Benim görüşüm televizyonda izlediğim kadarıyla. Yani peki, birebir görmedim, kırmızı bültenle aranıyor Osman Öcalan. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı görüşüyor Osman Öcalan'la. Kendisi söyledi. Artı TRT1'de bu adamın röportajı yayınlandı. Bilmiyorum, hatırlıyor musun? Bir TRT teklif yapmış. Bir tane ünlü uyuşturucu şeyi var. Ticaretçisi. Kimdi o? Bilmiyorum. Beyaz Saray'ın önünde Escobar. Ha. Fotoğraf çekiniyor. Kırmızı bültenle aranırken. Tamam şimdi o... Şu dünyada her şey olabiliyor yani. Normal bir şey bence. Anladım kardeşim. Tulay Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'la CHP'nin danışmanı, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, CHP liderinin danışmanı Osman Öcalan'la görüşme yapmış. Kırmızı bültenle aranıyor. Evet. Ne düşünürsünüz bu? Nasıl bakarsınız buna? Tabii ülkenin geleceği için... Kılıçdaroğlu, CHP... Yani... Pek onun açısından pek parlak bakmıyorum yani. Yani. Düzeltme yapmam gerekiyor. Yanlış sordu arkadaşım da. Cumhurbaşkanıyla danıştık demiş. Aa. Danışmanıyla görüştük demiş. Abi pardon ya. Ben yanlış sormuşum. Cumhurbaşkanının? Yani Osman Öcalan, bu kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'la Cumhurbaşkanı danışmanı görüşmüş son dönemde. O siyasetin bir oyunudur yani. Nasıl ben bir oyun abi? İnanmıyorum abi. Siyaset yalandan kurulmuştur. Yani inanmıyorum yani. Halk görüyor yani. Eskiden ya okur yazarlığı olmazdı, vatandaşın bilmiyordu. Şimdi her şey bilinçleniyor, görülüyor yani. Böyle bir görüşme yapılmış. Yapıldığına inanmıyorum yani. Yapılmamış mı? İnanmıyorum. Yapılsa? Abi. Yapılsa yani kamuoyuna yansır yani. Öyle bir gündemde şu an ama bu konu. Yok, öyle bir gündemde. Yani, hatta kendisi şöyle bir açıklama yaptı Osman Öcalan. Dedi ki TRT'de röportajı yayınlandı Osman Öcalan'ın geçen sene yerel seçimlerde. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bayağı gündem olmuştu. Biliyorum abi, hatırlıyorum. TRT teklif etmiş röportajı Osman Öcalan'a. TRT'den gelmiş, devlet kanalından. Ya orasını bilemiyorum da yani belki iyi bakmıyorum yani, olmaması gerekir. Kim diyor bunu? Hangi haber söylüyor? Hangi haber kanalı söylüyor? Osman Öcalan açıklama yaptı bununla ilgili. İnanmam. Yok mu? İnanmam. Bir düzeltme var zaten abi. Yanlış söyledi arkadaş. Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüşmüş. Ha, o görüşmüşler. Cumhurbaşkanı danışmanıyla son dönemde görüşmüşlerdir abi. Görüşmüşlerdir. Öyle mi abi? Tabii. Başka türlü Osman Öcalan nasıl çıkacak şeye, televizyona? TRT'ye çıktı. Ya TRT'ye nasıl TRT'den çıkacak? TRT'den gelmiş bu teklif hatta. Yani nasıl çıkacak başka türlü? Ya, onayı olmasa çıkabilir mi ya? Tek adam devrimine. Şimdi yukarıdaki ne derse o. Şimdi yukarıdaki bir şey demeden alttakiler kimseyi çıkartamazdı. Hele o tür şeyde. Yani haberim yoktu falan demesine kimse inanmaz. Bak ben ilkokul mezunuyum. Evet abi. Tamam mı? 60 yaşındayım. Türkiye'de çok şeyler gördüm, yaşadım. Şu anda Tayyip Erdoğan bir şey demeden kimse kılını kıpırdatamaz. Osman Öcalan'la CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı görüşme yapmış. Evet. Siz nasıl bakarsınız bu duruma? Kim diye görüştün abi? Kırmızı bültenle. Kendisi Osman Öcalan görüşme yaptı. TRT'ye çıkarken sordun mu sizinlere AK Parti? He? Sorduk abi. Ben görüştüğüne inanmıyorum. Pardon, yüzden... düzeltme yapmam lazım. Yanlış sordu zaten arkadaş ya. Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüşmüş. Abi, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı yapmış abi. Ben yanlış sormuşum, kusura bakma. Heh, o zaman
yani Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanıymış. Evet. Yani yanlış bir kanaldan herhalde baktım. Onlar devamlı görüşüyorlar zaten. Öcalan'la görüşüyorlar, onları görüşüyorlar. Onlar devamlı görüşüyorlar. Normal görüşüyorlar. Mi abi peki? Onlara göre normal, bana göre terörlü normal değil. Terörlü ilişiği olan biriyle. Onu halka sormak lazım abi. Halk, halk onlara inanmıyor. Görüşü diyorsunuz, biz diyoruz ama kimse inanmıyor onlara. TRT'ye çıktı, milletvekili de onlara oy verdi. Kendisi de şunu söyledi aynı röportajda. Evet. Bu teklif TRT'deki röportaj için, bu teklif TRT'den geldi bana dedi Osman Öcalan. Ben hakkımı etmiyorum, o TRT benim vergimle. Evet. Onu oraya çıkıyor da Muharrem İnce'ye çıkarmıyor soruyu. Hakkımı etmiyorum ben de. Anladım. Olmaması gerekiyor bunlar. Ama şöyle düşünüyorum ben CHP'yi desteklediğimden değil. Fakat gördüğüm kadarıyla şu an Türkiye'de pis siyaset oynanıyor. Yani bütün partilerin yani sürekli birbirlerine mesela Meral Akşener için de İYİ Parti için de böyle bir çamur attılar. CHP için de atıyorlar. Zamanında AK Parti için de attılar. Yani bu insanlar birilerini konuşturmak için insanlara sürekli bir fitneler veriliyor. Fakat bu doğrulanmış bir şey mi? Osman Öcalan'la görüştüğü. Evet. Kesin. Yani öyle biliniyor. O da onun ayıbı olmuş o zaman. Bir dahaki seçimlerde kağıtta CHP seçeneğini görmeyiz bile. Bence çok affedersin. Yanlış sordu arkadaşım. Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüştük demiş. Ha pardon. Yanlış ben sordu. Yanlış söylemişim. Ben CHP'liyim ben o. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Cumhurbaşkanı'nın danışmanıyla görüştük. Şu an kayıtta mıydı? Yok fark etmez. Şimdi de sorayım. Ben yanlış sormuşum. Ha. Benim hatam bu. Cumhurbaşkanı'nın danışmanıyla görüşmüş. Yani o da yine onun ayıbı. Şeye mi denk getiriyorsunuz beni bu? Aynen. Vallahi aynı şekilde yani ben şu an Türkiye'de dürüst, düzgün bir parti göremiyorum. CHP de yapsa ayıp, AK Parti de yapsa ayıp. Osman Öcalan'la CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı görüşme yapmış son dönemde. Kırmızı bültenle aranıyor. Ne düşünürsünüz? Cumhurbaşkanı da toplantı yapmadı mı? Onları çağırmadı mı? Konuşmadı mı? Biri yapıyor, biri gözlerini kül yapıyor. Bunları onlar da biliyor be ya. Cumhurbaşkanı çağırmadı mı o siyaset zamanında? Konuşmadılar mı? Bile bile yazış isteseler 2 dakikada temizlerler ama insan fazla, insan temizlemek istiyorlar. Abi yanlış sormuşum pardon. Erdoğan'ın danışmanıyla görüşmüş. Doğrudur. Soralım abi. Yok. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı görüşmüş. Ya tamam normal ki o adam biliyor zaten onu bile bile yazış yaptı. Kim? Cumhurbaşkanı bile bile yaptı. Nasıl yani? Ya, adamları biliyor işte terörist olduğunu. MİT nerede? MİT'e emir vermiyor ki. MİT istese hepsini temizler. Anladım. Ama MİT'e emir vermiyor. Tabii. Kardeşi Osman Öcalan kırmızı bültenle aranıyor. He. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Osman Öcalan'la kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'la görüşmüş. Ne düşünüyorsunuz? Kötü düşünüyorum. Adam mı Kemal Kılıçdaroğlu? Bir dakika abi bir dakika. Adam değil ki. Neden abi? Niye? Vatan aynı. HDP'ine yürüye. 15 Temmuz gecesi kaçtı, saklandı, yattı. Belediye başkanının bahçelerde evine girdi. Buna oy verdi mi? Anladım. Bir dakika abi düzeltme var. Yanlış sordu soruyu arkadaşım. Nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanıyla görüşmüş. Pardon. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanıyla kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan görüşmüş. Ben yanlış sormuşum. Yanlış bir bilgi. Ben bu sefer onlara oy vermeyeyim. Kime? Ne şeye Kılıçdaroğlu'na ne Tayyip'e. Neden? Şeye vereceğim. Kime vereceğim kime biliyor musunuz? Cemal Engin Yurt var. Ona vereceğim. MHP'den ayrılmış. Hainlik. Başka bir şey değil. Neden abi? Öyle yani görüşülür mü ya? Yani Türk milletine yakışıyor mu yani bu? Kırmızı bültenle aranıyor. Ya kırmızı bültenle aranıyor tabii yani. Biz yadırgıyoruz yani. Neden yadırgıyorsunuz abi? Yadırgarım çünkü ben Türk'üm yani. Türk'üm. Var abi. Yanlış sordum soruyu. Erdoğan'ın danışmanıyla görüşürüz. Erdoğan doğru. Ha pardon ben yanlış söylemişim. Normalde görüşme Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanıyla. Kimle görüşürse görüşsün kardeşim. Zaten devlet onlarla görüşüyor ki yani. Öyle mi? Devlet tabii ki onlarla görüşüyor. Hükümet yani. Mi devlet mi? Ya hükümet de görüşüyor, devlet de görüşüyor. Hepsi görüşüyor. Neden görüşüyorlar yani. Peki sizce? Yanlış yani, mı? Yani yanlış tabii. Yanlış yani. Osman Öcalan'la Kılıçdaroğlu'nun danışmanı görüşmüş. Ne düşünürsünüz? Ne çok, düşünüyorsunuz? Çok büyük yanlıştır. Neden abi? Ya Osman Öcalan dedik ki siz kırmızı bültenler aranın. Evet. Ama yanlış bunlar. Benim görüşüm düzeltme, öyle. Bir düzeltme vereceğim. Neydi? Erdoğan'ın danışmanıyla görüşmüş. Yanlış söyledim. Kılıçdaroğlu değil. Erdoğan. Ha pardon abi ben pardon. Hata yapmışım. Tamam. Görüşmeyi Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı hiç, yapmış. Hiç fark etmez. Osman Öcalan'la. Hiç fark etmez. Ya Kılıçdaroğlu olsun ya Cumhurbaşkanımız olsun ya Başbakanımız olsun. Çok büyük yanlıştır yani. Neden yanlıştır abi? Çünkü
kırmızı bültenler aranan bu kadar şehitimizi verdik. Bunlar bunun başlarında açık açık meydanda bize Türk milleti olarak bize ne kadar zarar oldu ki bu. Yani TRT1'e de çıkmıştı. Demek ki isteyen parti istediği zaman kullanıyor yani Osman Hoca. TRT için de TRT'den böyle bir teklif geldi dedi. TRT'deki evet. Görüşme için, röportaj için. Yani bence... Bir düzeltme var, yanlış sordu arkadaş, yanlış. Neydi? Doğrusu ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanıyla görüşmüş. Ha pardon abi, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı ha, Osman Öcalan'la görüşmüş. Yani Kılıçdaroğlu'nun danışmanı duymadım hiç. Osman... Cumhurbaşkanı'nın danışmanını duydum. Son dönemde görüşmüş. Yani daha önce de TRT'ye de çıktığı için şaşırmadım yani. Normal karşıladım. Normal mi abi? Alıştık artık. Kırmızı yani. Bülten de aranıyor. Kendisi. Aranıyor. Evet, TRT'ye de çıkıyordu. Yani hiç TRT'ye sorun olmuyordu. Çıktı. Evet. Görüşme de yapılıyordu. O yüzden normal yani. Bu iktidarın yaptığı normal bir şey. Şimdi görüşebilir yani bugün. O da görüşebilir. Başkası da görüşebilir. Eğer bir sonuç elde edeceklerse siyasetçiler görüşebilir. Bence görüşmede de bir mahsuru yok. Aynen. Ama görüştüler ama içeriği ne? Kürt sorunuyla alakalı görüşmüş. Kürt sorunu? Evet. Öyle bir sorun var mı? Kürt sorunu var mı? Yok mu? Yani olmaması gerekiyor. Kürt, Türk diye bir şey yok yani. Var mı? Kardeşiz. Yanlış sordu arkadaş, ne? Soruyu da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanıyla görüşmüş. Kılıçdaroğlu'nun. Pardon. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanıyla görüşmüş. Ya görüşebilir. Olabilir mi abi? Olabilir. Anladım. Ki görüşmeleri gerekiyor yani daha fazla galaklaması için. Kırmızı bültenle aranıyor ama. Ya olsun. TRT'de röportajı şimdi yayınlandı olur, geçen olur, sene biliyor musunuz? Olur. Olur. CHP'nin de şimdi şey olarak basın olarak genelde öyle diyorlar. Hani onlardan bir görüşmeleri. Yani onlardan görüşmeleri falan var diyorlar ama biz ne kadar olduğunu bilmiyoruz yani. Anladım. Düzeltme yapmam gerekiyor. Arkadaş yanlış sordu da. Ne? Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Pardon abi, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı evet. Osman Öcalan'la görüşmüş. Ben hatalıyım. Aa, ondan pek bilgim yok. Yani Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tamam işte danışmanı. Ondan da bilgim yok yani. Görüşebilir de görüşmeyebilir de bilmiyorum. Yani şimdi ne düşünüyorsun? Ben ne desem yalan olur. CHP liderinin danışmanı. Osman Öcalan'la görüşmüş. Evet. Ne zaman? Bu dönemde. Kendisinin açıklaması bu. Bu dönemde. Evet. Ben onu duymadım da mesela seçim önünde duydum. Gördüm televizyonda mesela o kırmızı bültenle aranan şahıs Osman mıydı adı? Evet. Televizyona TRT1'e çıkmıştı. Evet. Ben onu biliyorum yani. Düzeltme yapmam lazım zaten. Yanlış sordu arkadaş. Cumhurbaşkanı'nın danışmanıyla görüşmüş. Ha pardon. O olan, Cumhurbaşkanı'nın ama, danışmanıyla görüşmüş. Ama sen pardon, diyorsun ben yanlış, CHP yanlış lideri diyorsun ben yani. Ben yanlış söylemişim abi. Nasıl ne düşünüyorum yani? Yani nasıl bakıyorsun abi şimdi Cumhurbaşkanı, şimdi ben yanlış söylemişim. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı görüşmüş. Normaldir. Bu Türkiye'de olanlar böyle olanlar normaldir yani. Buna benzer çok şeyler oluyor yani Türkiye'de. Siz öyle de biliyorsunuz, herkes biliyor. Doğru mu peki bu? Kırmızı bültenle aranan biri. Ki kendisi ben... açıklamasında şunu da söylüyor. TRT'deki görüşmede TRT'nin teklifiymiş bu görüşme. TRT teklif etmiş bu görüşmeyi. Öcalan, TRT. Osman Öcalan. Peki TRT şimdi teklif... de Cumhurbaşkanı'yla, Cumhurbaşkanı'nın danışmanıyla görüşüyor. Peki TRT kendi başına teklif edebilir mi bunu yani? Bilmiyorum. Ama o bilmen lazım yani. Siz söyleyin abi. He? Siz söyleyin. Ben hiç inanmıyorum yani. Peki danışmanıyla görüşmesi olası bir durum mu? Normal mi? Ya Türkiye'de normal olan nedir? Bana bir normal bir şey gösterin de ben ona söyleyeyim yani. Ben normal bir şey söyleyin de ki bu şey normaldir Türkiye'de. Ben diyeyim ki size tamam eyvallah. Anladım abi. Ama Türkiye'de normal bir şey yok zaten. Kardeşi Osman Öcalan'la Kılıçdaroğlu'nun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı görüşme yapmış. Siz nasıl bakıyorsunuz buna abi? Yanlış. Neden abi? Şimdi ben... Bir dakika abi. Ben Kürdüm. Evet abi. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Bir sürü akrabam evet. Öldürdüler. Şimdi biz kurucuyuz. Batman Sassun. Hı hı. Şimdi onu benim ciğerim yanıyor. Seninki yanmıyor. Ne evet. Demek istedim anladın mı? Evet abi. Şimdi bir kişi avladı ya amcası ya eniştesini çoluk çocuk yetim kaldığı zaman evet. Bunu acısını kim biliyor? Ancak biz biliyoruz. Peki nasıl bakıyorsunuz bu görüşmeye? Yani ben yani çok yanlış. Hem de büyük yanlışlar yapıyorlar. Kim? CHP yanlış mı yapıyor genelde? CHP zaten yanlıştı. Neden abi? Ya CHP şimdi yanlış. Şimdi bugün senin kardeşini öldüreyim sen de gel bir kişiyle konuş. Sana hoşuna gider mi? Anladım. Düzeltme yapmam lazım.
Bir dakika, ne oldu? Kılıçdaroğlu danışmanı değil, Cumhurbaşkanı danışmanı. Ha, abi vallahi ben yanlış yapmışım. Abi vallahi şu mevzu aslında Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Osman Öcalan'la görüşmüş. Kim olursa olsun. Kim olursa istersin, bak ben AK Partiliyim. Gerçek, bak şimdi AK Partiliyim. Kim olursa olsun benim içim yanıyor. Peki abi, sorumuz şu. TRT'de röportajı yayınlandı Osman Öcalan'ın. Hatırlıyor musunuz geçen sene yerel seçimde? Biliyorum. TRT biliyor. Teklifi yapmış Osman Öcalan'a. Biliyorum. Hepsi de biliyor. Hepsi takip ediyor. Ama çok yanlış. Hepsi yanlış. Çünkü bir neden peki böyle yapıyorlardır abi? Neden böyle bir görüşme yapıyor? Ben bir katili ben savunmam. Kim olursa olsun. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı böyle bir görüşme yapıyor. İşte o da yanlıştır. Şimdi onları bakıyorum, diyorlar acaba bizim oylarımızı düştü de Kürtlere bir yaklaşmaya girelim de bir oyu toplamaya peşinde olabilirler. Anladım. Tabii ki doğru değil. Yani AKP, MHP, CHP hiçbiri fark etmez. Bir devletin, muhalefetin bir teröristle görüşmesi uygun değildir. Anladım. Yani benim görüşüm bu. Ya ben aslında yanlış sordum da düzeltme. Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüşmüş. Ya devletin bir teröristle görüşmesi kim görüşürse görüşsün doğru değil. Anladım.